bu videomuzda sizinle Tokalar'daki halam, arkadaşlarım falan, yani amcam falan, onları yapacağız. Arkadaşlarımı yapacağım önce. Arkadaşlarımı, normal arkadaşlarımı falan filan yapacağım. Şuna bir sesim kısayım. Yapacağım. Ondan sonra sevdiğim YouTuber'ların karakterlerini yapacağım. Şok! Hatta ilk sevdiğim YouTuber'ların karakterlerini yapayım. Ondan sonra onlarla buluşmaya gittim. Hatta altına bir tane video da gelebilir. Yani mesela Queen'in karakterini yapabiliriz. Queen olur yani. Ben Queen'i severim. Nick'i de yapabiliriz. Millie'yi de yapabiliriz. Prudence'ı da yapabiliriz. Bak Prudence'ı çok severim. Net. Bakın bunlar da önceki karakterlerimiz. Ablam. Ben. Kız kardeşim. Küçük kardeşim. Babamı yaptık. Ama sonra daha yapamadık. Çok uzun olmuştu çünkü. Şimdi ben Queen'i yapacağım. Ama Queen'in nasıl yapabiliriz? Ben Queen'in ten rengini falan nasıl yaptığımı bilmiyorum. O yüzden yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım. Yani Queen birazcık kapalı gibi. Çok da kapalı değildi. Birazcık açık, birazcık kapalı gibiydi. Böyle bir şeydi herhalde. Yani çok hatırlayabildiğim kadar yapacağım Queen'i. Arkadaşlar bu arada yorumlara Queen'i etiketlemeyi unutmayın. Queen'i etiketleyeceğim ben. Konuşamıyorum. Neyse tamam. Etiketlemeye çalışacağım. İnşallah. YouTuber'lardan falan bahsediyorum ama şey yemem telif. Neyse hemen. Ama Queen'in şeyi nasıldı ki? Queen'in gözü böyle miydi acaba, yoksa şey farklı mıydı? Hatırlayamıyorum ama galiba böyleydi. Galiba ama. Burun. Hatırlayabilirsin. Ama tamam böyleydi herhalde. Queen'in kaşlar. Allah. Neyse. Kaşları zaten saçtan dolayı gözükmüyor ki. Ama saçını çok seviyorum Queen'in. Bunu da belli edeyim dedim. King'in ağzı buydu galiba da. Şey nasıldı bunun? Konuşamıyorum. Queen'in ağzı. Queen'in ağzı. Queen'in ağzı galiba böyle. Ben bak net söylemiyorum arkadaşlar. Net söyleyemiyorum. Çilleri yoktu galiba. Galiba yani. Bilmiyorum, belki var. Queen'in bir tane rastgele kıyafetini yapacağım. Ne burada bir sürü Queen'in kıyafeti olabilir. Queen'in bir tane kıyafeti vardı şey kıyafet. Hani geceliklerde var ya. Ha bu tamam bu. Bu kıyafetiydi galiba. Böyle bir kıyafetini gördüm ben çünkü Queen'in. Tacı böyleydi. Queen'in gözlüğü yok zaten. Yani Queen'e benzedi gibi. Videodan sonra bakacağım. Olmamışsa düzeltirim arkadaşlar. 4 dakika Queen'e uğraştık. Şimdi gidelim. Kim yapıyoruz? Prudence'ı yapabiliriz. Yani Prudence benim favori King Family'den şeyim. Nasıl dersiniz? Favori karakterim işte. Hatırlayabildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Ya bunlar sevdiğim YouTuber'lar.
İnşallah koyayım bir videoyu. Bu videoyu görür. İnşallah görür amin. Arkadaşlar dua edin görsün. Hem siz de Queen'in izlediği, sizin izlediğiniz bir videoyu Queen izliyor ya, düşünsene. Ondan daha güzel bir his yok, yemin ederim size. Queen'in burun tatlı bir burun. O yüzden böyleydi diye hatırlıyorum. Aslında karakter artı ev artı yapımını izlemiştim de, yani çok hızlı olduğu için göremedim. Ferdinand'ın ağzı böyle. Çilleri yok herhalde. Prince'ın kıyafeti. Aslında Prince'ın söyleyemiyorum arkadaşlar. Neyse. Prince Night King'in kıyafeti, bir tane böyle kıyafeti vardı, onu hatırlıyorum. Ama tacı vardı bir tane herhalde. Tacı mı vardı? Neyi vardı? Unuttum. Nasıl bir şey vardı? Çok hızlı. Hatırlayamıyorum ya. Bu muydu acaba? Yoksa bu mu? Yani nasıl bir şey vardı, hatırlayabilsem yapacağım. Neyse bence direkt böyleydi. Mi acaba? Acaba böyle miydi? Neyse. Tamam. Çok güzeller. Sizi çok seviyorum. İnşallah görürler. Ay. Şimdi halamı yapmaya dönebiliriz. Halamı nasıl yapacağım? Şu an aile kartlarını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve en sevdiğim youtuberlardan. Give me one sec baby, subscribe, tell me. Okay, my voice, I just remember, tell me. Arkadaşlar ben ilk önce bunları alayım. Ondan sonra devam edeyim bence. Yani yoksa şey oluyor. Diğerleri gelmiyor. Sadece şu bu aldıklarıma bazıları geliyor. Şimdi ben bunları alayım, geleyim geri. Evet arkadaşlar, ben aile kartlarını aldım birazını. Gidip kontrol edeceğim şimdi hangileri aldım. Annemi aldım, ablamı aldım. Kendimi, kardeşimi aldım. Tamam, herkes almışım. Şimdi devam edelim. Kendi halamı, kuzenlerimi, arkadaşlarımı yapacağım. Mahalledeki arkadaşlarım, yani okuldaki arkadaşlarımı mı yapsam ki? Neyse. Zaten babaannemi falan yapınca yer kalmayacak ki. Babaannem, anneannem, ben, teyzem, halam, yengem. Dur ya, benim halam yok ki zaten, neyse. En azından yer kaplamaz. Yani çok fazla olmaz. Karakter. Şimdi ben kendi halamı nasıl yapacağım? Halam nasıl olacak? Ay düşünsenize, Mili'nin saçını yapıyormuşum. Mili benim halam olmuş. Ay ne güzel olmuş ya. Neyse. Şimdi bakalım bu olabilir. Halamı. Ya benim halam çocuk mu? Benim halama ben niye bunu yapıyorum? Allah'ım sen bana akıl ver. Akıl fikir ver. Neyse. Halama bunu yapacağız. Benim halam açık saçlı olsun. Yani hayalimdeki halamı yapıyorum şu an. Hayalimde gördüğüm en tatlı bir hala yapacağım. Hayatımda hiç görmediğim halamı şu an merak ediyorum. Nasıl bir acaba? Neyse. Şimdi bunu videoda konuşmayalım. Şimdi halamı yapıyorum aileme. Ben diyecek. Saçımı çıktı ya. Belki geliyor.
Versem ama şunu. Hala hatırlayınca gülesim geliyor. En güzel şu an tükürükle doldu yemin ederim ya. Öyle bir güldüm ki. Düşünsenize halama bunu giydiriyormuş. Benim halam ne giyecek halam ya Rabbi. Benim halama ne giydireceğim ben? Hayatımda gördüğüm en güzel hala olacak. Benim halam da anne olsun. Yani benim halamın çocukları mı olsa acaba? Kız kardeşi miydi halam değil yoksa ablası mıydı? Unuttum onu bak. Neyse. Neyse benim halam evlenmemiş olsun. Ne kısacası istediğini giydim. Halam, halam seni çok seviyorum. Mah, mah. Bu kıyafet nedense bana bir şey andırıyor. Ha tamam. Esrarengiz Kasaba'da bir tane bölüm vardı ya. O bölümde şey. Vendim'in mi? Vendim'i daha da. Vendim'iydi herhalde. Vendim'in turuncu saçlı kızın sevgilisi olmaya çalıştıkları bölümde Don'u çok ıslanıyordu. O kadar birleşiyordu ki. Bacakları sıkışıyordu. O bölümü hatırladım ya. Bana demek ki onu andırdı. Oğlum bizim aile gözlük ailesi oldu be. Neyse. Şimdi amcamızı ve dayımızı yapalım. Bizim anne tarafı açık olsun birazcık. Böyle kapalı ya doğru gidiyorlar. Bak ben erkek yapma konusunda çok kötüyüm. Onu bir bilgilendireyim önce. Dur. Dayım benim sakal uzatmış olsun. Benim dayım sakal uzatmış olsun. Ama nasıl bir sakal uzatmış? Düşünsenize al. Amcam böyle bir sakal uzatıyormuş. Böyle. Mükemmel bu. Babama yaptığım acaba sakal güzel olmuş mu? Arkadaşlar babama yaptığım sakal güzel olur mu? Yorumlara yazın lütfen. Olmadıysa sakalsız adam yapmış. Bu arada arkadaşlar bazılarınız sakalsız adamları yani sakal uzatmayan erkekleri aa bak kıza bak kız gibi diyenler var. Ne alaka? Belki uzatmak istemiyor. Belki uzatınca kötü duracağını düşündüğü için uzatmıyor. Ne biliyorsun kardeşim? O insanlara çok gıcık oluyorum. Yani niye? İnsanın kararı bu. Ay amcamı gördüm korktum ya. Şimdi kahveydi ya. Amcama da çok yakıştı bu sakal. Şunu yapalım amcamıza. Amcamızın ağzı gözükmüyor ama olsun boş verelim şimdi. Hey! Ben rapçiyim. Sakallı rapçi amcam benim. Yanım amcam. Alo ben turist. Niye turistin? Habrioliki. Bu da sanki şey kaleci olduğu için mutsuz olan adam mı öldü ne girmiş ya sanki. Sinirlerim böyle. Benim dayım da evlenmemiş olsun. Evet benim evlenmeyen dayım var. Niye yani evlenmedi diye evde kaldı sayılmıyor bunu değil mi yani? Sayılmıyor.
Miko, Miko. Amcam Mik oldu benim. Ama bu amcam mı oldu şimdi benim dayım mı? Bence dayım olsun bu. Dayım, dayım. Evet, evet, dayım. Bu Ayça bana. Dayı, dayı. Gitme, dayı. Dayıma da bunu takalım. Tamam. Ooo, şu an 15 dakika olmuş. Şimdi bunu yapacağız. Bu kim bilmiyorum. Sen kimsin? Gerçek yüzünü ortaya çıkar. Söyle yoksa ben maskemi bilirim. Ediyor. Teyzemi yapacağım. Ayşe teyzemi yapacağım, evet. Evet, teyzemi yapacağım. Teyzem kızıl saçlı dedi. Teyzemin aynısını yapmaya çalışıyorum. Ama teyzem çok da kapalı da değil. Neyse burada iyi teyzem işte. Aşık teyzemi yapacağım. Bir sürü makyaj malzemesi olduğundan dolayı bana anlık verecek. Yes! İnşallah güzel anlık verir. Şu an tek düşündüğüm şey nasıl bir anlık verecek. Ah kafam. Benim teyzem çok mutludur. Her zaman mutludur. Teyzemin çili var mı? Hiç bilmiyorum. Allah bilir orasını. Sonuçta Allah yarattı. Çileri gözükmüyor ama varsa. Teyzem böyle şeyleri giyer bence. Veya böyle bir şey giymez ya. Nasıl bir şey giyer benim teyzem? Benim teyzem buradakilerden hiçbirini giymeyeceğini bilmiyor. Bu giyer. Giymez giymez şeker de. Teyze bu videoyu görürsen altına yorum yap. Seni yapıyorum bak haberin mi? Teyzeme çok güzel uyar bu. Ben de sana oyuncak kıyafet buldum. Tamam, teyzeme bunu alıyorum. Başka ne yapalım? Ama zaten kuzum buldum. Teyzem kraliçe benim. Benim teyzemden daha iyi bir teyze bulamazsam diye. Yemin ederim size. Ben teyzemden daha iyi bir teyze bulamazsam. Aa dur anneannemi yapayım. Babaannemi de yapayım. Ama babaannem çok genç. Genç duruyor. 50 yaşlarında falan duruyor da. Babaannem. Anneannem. Yaşlı yani. Bence babaannem benim 55 yaşında falandır. Ama anneannem benim anneannem kaç yaşındaydı biliyor musunuz? Tahminen söyleyeyim. Benim anneannem tam olarak söyleyemezdir. Benim anneannem kaç yaşında? Benim anneannem kaç yaşındadır acaba? Yani 1.90 falan vardır. Bence. Burada bir tane saç vardı. Babaannemin de çok az saçı var ama çok tatlı. Hani yaşlıların böyle yalan sıkasınız gibidir. Sıkarsınız ve size derler ki o kuzum benim çuku 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 falan yaparlar yanınızda. Çok seviniyorum o zaman. Neden ben de bilmiyorum ama. Babaannemin de ben babaannemle anneannemi karıştırıyorum. Anneannemi güzel bir saç. Aha anneanneme uyacak bir saç buldum valla. Tatlı anneannem benim. Tatlı tatlı saçları. Yerim onun ağzına. Tatlı babaannem benim. Tatlı anneannem benim.
başörtü de takıyor. Yani başörtü takmayan nenem yoktur benim. Tatlı nenem. Benim anneannem elbise giyiyor ama açıkta giymiyor. Böyle bir şey olabilir bence. Yani benim anneannem giyse böyle bir şey gelir. Başka ne giyer? Başka. Bulamazsam bunu giydireceğim. Evet. Aramaya devam edelim bakalım. Bence bunu giyer benim babaannem. Anneannem işte. Çok karıştırıyorum. Sizler babaanne dersem anneanne demeye çalıştım anlattım. Karıştırıyorum ben. Anneannem benim. Hangi başörtüde adam? Şu kadar. Acaba anneannem bunu giyer mi benim? Ya niye iki tane başörtü var? İkisi de kötü zaten. Toka boka güzel şeyler getir artık. Güzel. Güzel başörtüler getir. Benim babaannem böyle şey giymez. Anneannem de. Ama tam anneanneme benzedi. Teyzem de tam benzedi. Halam yok zaten benim. Dayım da mükemmel bıyıklı. Koyun mükemmel. Pırıdınç mükemmel. Babam mükemmel. Babamın normalde sakalı dayımdaki gibi ama neyse. Şimdi başka aile farklı. Yenge. Ama benim 4 tane yengem var. Niye şu an 22 saniye bu arada? 22 dakika pardon. Bence aile fertleri tamam ya. Ama dur babaanneme yapmam. Ben babaanneme yapmadan devam ediyorum ya. Unutulmaz kız. Bu arada babaannem hasta bir geçmiş olsun alırım yani. No way. No way. 650. Oops. No way. No way. Benim babam. Şu an devam ediyoruz. Sallayarak normalde kendi aile fertlerime, gördüğüm aile fertlerime göre devam ediyoruz. İlk baş yaptıklarıma göre. Uykum geliyor. Babaannemiz de yaptık. Daha sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Yani az kaldı. Bence babaannem bunu. Şöyle bunu çıkar. Bakalım başka güzel bir şey var mı? Aslında bu olabilir gibi. Ama bakmaya devam edelim yani. Acaba ne güzel olur? Bence bu güzel. Devam edebiliriz. Bütün aile fertleri sevdiğim youtuberlardan iki tanesi. Yani çok fazla youtuber aklımda tutamıyorum. Ama sevdiğim bir sürü youtuber var yani. Youtuber konuşacak. Ya tabur. Otobur. Otobur et çubur. Et. Neyse. Ve bu kadar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ve teyzeme özellikle gönderme yapıyorum. Teyze. Queen'sin. Teyze.
Başındaki tacı görüyorsunuz. Benim teyzem mükemmeldir. Onun için koydum. Teyzem normalde gözlük takmaz dedim ama aile bireylerinin hepsi taktığı için koydum. Ve videomuz burada bitmişti. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı, bildirim zillerini açmayı. Bildirim zillerini açarsanız daha çok video attığımda bu videoların hepsini görebilirsiniz. Bye bye.